Meşaleler yandı ve beklenen halay başladı. Enişte bildiğimiz gibi yine çok büyük oynuyor. Kayınço elini cebine attı ve kartı çıkardı. Kuzenlere bakın adeta şov yapıyorlar. Şov. Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Maçın eğlencesi Bilyoner'e girdiğin an başlar. Galatasaray'ı konuşacağız şimdi. Süper Kupa oynansaydı ne olacaktı? Ve şimdi eksikler var. Torreira'lı, saşa Boysuz ee, to e, Toreli'siz, boşsuz bir takım ee, O eksiklerin yerine Konya Spor Maçında kimler oynamalı? Hepsini masaya yatıracağız. Siz de lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Şimdi Süper Kupa oynansaydı neler olacaktı kısmında? Basın toplantısına gittim Riyad'daki. Musere'yle Okan Hoca'nın olduğu. Okan Hoca e, şeyi çok iyi yapıyor. Büyük maçlardan önceki açıklama yaparkenki ruh halini hı hı. medya menü önünde özellikle takım e, önünde çok iyi kontrol ediyor. Hemen orada şakalarını yaptı, Mustafa evet. fotoğraf çekerken ben aslında Torreira'yı istemiştim şakaları. Hep evet. hakikaten bir de rahat görüntü de çiziyor. Evet yani bir şey yok ha, işte. çıkıyoruz büyük maçlara. Hep Bayern Münih maçından önce, United maçından önce esprilerde böyle bir rahat bir tavır. Bence doğru bir strateji bu. Değil bana. mi? Tabi. Şey Mustafa Hoca için anlatırlar, Mustafa Denizli için. Büyük maçlardan önce tesisin arkasına gider takılırmış. Hmm. <laughs> Gerginliği belli olmasın diye. <laughs> güzel güzel. İyiymiş. Orada takıldırmış. Şimdi hoca şeyi bitti bası toplantısında ben hoca şöyle bir şey sordum. Dedim ki hocam Old Trafford'da Manchester United'da Allianz'da Bayern Münih'e karşı siz çok güçlü bir oyun oynayabileceğinizi gösterdiniz. Hı -hı. Yani bazısında skor geldi bazısında gelmedi ama büyük maçlar oynadınız ve büyük bir cesaretle oynadınız. Fenerbahçe maçı neden bu kadar oyun açısından izleyenler açısından istatistikler çok kısır? Hı -hı. Neden bu kadar kısır geçti? Biz biraz rakibin stratejisiyle de alakalı, biz 3 maçta da aslında aynı şeyi yaptık dedi. Hmm. Şimdi bu, öyle ben de böyle böyle oldum. Nasıl aynı falan gibi. Basit toplantısı bitti. Hocam dedim, e, hocanın yanına gittim. Ben şeyi anlamadım dedim. Orada basit toplantısını artık hani arkadaşlara dayıp olmasını diye yormak istemedim hmm. basit toplantısını da. Bana dedim Bayern Münih maçının ilk yarısı İstanbul'daki. Deplasmandaki Bayern Münih maçı ve Kadıköy'deki Fenerbahçe maçının stratejisi aynı gelmiyor dedim sanki. 3 maç aynı değilmiş gibi dedim sanki. Niye fark? Bu fark ne? Aynısını oynadık dediniz. Biz dedi üçünde de önde basmak istedik. Fark şu dedi. Ali Yiğit de vardı yanında oğlu. Birinde dedi Fenerbahçe Ceko'yu uzun vurdu. Bizim öndeki baskımız orada sonuçsuz kalıyor. Birinde Bayern Münü, 90 dakika boyunca geriden oyun kurma çabasını ısrar etti. Biz öne, öne çıkardık presi. Öne çıkardık. Biz, o da o, o, çok anlamlı göründü. İstanbul'daki maç için özellikle. E, Almanya'daki maç içinde oyuncuda farkı vardı dedi. İşte Upamecano döndü dedi. Ali İtlor'dan hemen <laughs> sofresini verdi. Goreska'da baba filan. E, oyuncu farkı vardı. Onu daha kaliteli yapabildiler. Oyun kurma işini. Daha kırdılar presi. Evet. Böyle bir fark vardı diyor. Aslında şimdi Galatasaray Bayern Münih maçındaki gibi oynar. Şu maçtaki gibi oynar falan dediğimiz yerde aslında o konucu diyor ki hmm. bizim stratejimiz zaten belli. Hmm. Aslında... Yani Fenerbahçe maçı oynansaydı da Galatasaray yine önde baskı yapacaktı. Fredli evet. Fenerbahçe'ye karşı önde baskı yapacaktı. Ne olacaktı o zaman? Güzel bu arada. Değil mi? Çünkü şu benzerlikler var. mesela Bayern Münih maçlarında ve Fenerbahçe maçında hep böyle sol bekini boşa çıkartıp uzun topla sol bekini bulma fikri var mesela Galatasaray oyun kurarken. Yani kendisi oyun kurarken böyle bir stratejisi vardı. Üçünde de aynıydı. Bayern Münih maçlarında Davinson'u uzunlar atıyordu. Ee, i̇şte Ahinyu attı, Kazımcan attı ilk maçta ama hep bir sol beki boşa çıkarma fikri vardı. Mesela Fenerbahçe maçında Barış Alper'e de denedi bunu ve Barış Alper daha fazla sonuç verdi. Çünkü direkt becerisi var. Top aldığı zaman daha fazla fark yarattı. Dikkat et Fenerbahçe maçında Kerem Demirbay uzun toplar attı. Stoperlerinden şimdi bundan sonra toplar atacak bir oyuncu değil. 6 numaraya oyun kurulurken Kerem Demirbay çekildi. Uzun topları da Kerem Demirbay attı. Yani hep çıkma fikri aynıydı. Karşıma fikri de bence aynıydı. Hocanın dediği doğru olabilir. Yani biliyorum işte kaleciden stoperlere oradan sol beke pasta çıktığı için otomatik ben pres boyu uzamış olabilir o maçta. Özellikle ilk, ilk maçta. Çok fazla yoğun pres yaptı çünkü Galatasaray. Bayer rakip cezası içerisine kadar girdi. Belki Fenerbahçe'de de hakikaten derinde oyun kurmayı tercih etseydi o pres boyu uzayacaktı. Öne doğru yığılacaktı gibi geliyor bana. Ne olurdu maç oynansaydı? Bir kere Fred de hem Fred'in olacak olması bence iki taraf için de daha fazla ofansif bir hale getirecekti. Galatasaray presi belki daha fazla cevap bulacaktı. Fenerbahçe daha dengeli bir şekilde set oyunu oturacaktı o presi kırdığı zaman. Ben şöyle bir sürprizle bekliyordum Okan Kocadan. Okan Okulunca hakkında 4-4-2 var mutlaka. Hani bunu Galatasaray döneminde de gösteriyor. Son Fenerbahçe derbisinin son bölümünü böyle oynadı hatırlarsan. Yani 4-3-3'ten ziyade 4-4-2 daha fazla var. Hani burada sezon başından bu yana eldeki orta sahalardan tam ikili bir ideal bir ikili çıkmıyor üçlü orta saha denese acaba diye çok tartıştık. Ama hocanın hakkında bu olmadığı belli yani. Çok çok az oynattı. Bir Başakşehir maçının son bölümünü hatırlıyorum. Daha çok hep hücumu çoklamak var. Ya işte forvet arkası Mertens Kerem gibi ya da direkt Bakan gibi ikinci forveti daha çok tercih ediyor. Başakşehir'de de böyleydi aslında. Yani Demba Bakır hatta İrfancan Can ikili orta sahada bir tanesi İrfan Can oluyordu. Demba Bakır iki tane Santoforlu oynuyordu yani 4-4-2. Bu Fenerbahçe maçında ben e, Icardi Bakan bekliyordum. İlk 11'de bekliyordum. Yani Zaha, Kerem, Kanatlar. Icardi, Bakan bu gibi bir 4-4-2 bekliyordum. Kafalar biraz daha rahat olacaktı bu maçta. Hem Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın. Daha pozisyonlu bir maç izleyeceğimiz kesindi bence. Güzel. Valla evet. Yani hem Galatasaray'ın stratejisinin çok daha iyi işleme ihtimali vardı. Hem Fenerbahçe belki evet. o stratejiye daha iyi bir panzehir üretebilirdi. Uzun vurmaktan ziyade. Kesinlikle çok daha güzel bir Evet farklı maç izledik. Maç olacaktı. Biz yani şeye hiç anlamadık abi. Ya da gittik şimdi. Ee, biz Emre ile takıldık. Emre Özcan ile takıldık. Hı hı. Dedik ki hadi bir şehri gezelim görelim. Maç günü. İşte önceki gün zaten şeye gittik direkt. Boş takılmaktan ziyade gidelim antrenmanı izleyelim, basın toplantılarına girelim filan. Sabah kalktık, şeye gittik. Dedik, alışveriş, merkezi, yani alışveriş merkezi öneriyorlar bu arada. Yani merkez neresi diyoruz? Abi bu şey bulvara AVM var. Oraya gidin bir durum abi. Atladık. Her yer otoban zaten. Mecbur şeyle gidiyorsun. taksile hmm. Taksiyle gidiyorsun. Taksiyle gittik. Ronaldo Müzesi. Tesadüfen bulduk bu arada yani resmen. Ronaldo Müzesi ama ne oldu? Kendi dediler. Alam, almadılar. Cuma günü olduğu için Cuma namazı vakti. Hmm. Kapalı abi. Böyle açık hava alışveriş merkezi düşün. Girişinde de Ronaldo'nun müzesi var. Bir saat iki buçuk, üç gibi gittik. Dörtte açılıyormuş. Bir buçuk saat var. Şimdi yani ulan otele dönsek ayrı dert. Beklesek ayrı dert bildin mi onu? Eve döneyim evet, mi? ben evet. şimdi buradan karşıya geçeceğim. Ne yapsak bir ayakta bir düşürme süreci <düşünme> var. Süreci. <laughs> Eller cepte falan. Ee, Uber kovalıyor Emre oradan. Şoför Abdullah geliyor. Gelmiyor abi. <laughs> Abdullah yaktın bizi falan gibi bir durum. O sırada bir baktım ben de Twitter'a baktım. O Uber'le uğraşırken. Abi mevzu başladı ufak ufak. Alışveriş merkezinde yürüye yürüye onu arıyorum. Galatasaray'ı arıyorum, Fenerbahçe'yi arıyorum, TFF'yi arıyorum falan. Evet mevzu var. Hı. Mevzu başlamış. Hemen oradan zaten işte Vole'de ilk bir şeyden caddenin önünden bir video çekip Hı. yolladım arkadaşlar sosyal medyada. Orası alışveriş merkezi önü. O sırada yürürken girilmemesi gereken bir otopark alanına girmişiz abi biz. Hemen böyle bir Arap görevli geldi. Bilmem ne Arapça bir şey söyledi. Biz dedik ki ne oldu kardeş yani hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Yok ulan <uansın>, sınıfaya dokundu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o dedi ki Türkiye dedi. Hani dedi ki bunda bir mallık var. Bu belli ki turist. Evet. <laughs> Ve benim Türkçe konuştuğumda anlayınca Türkiye mi dedi. Evet dedim. Abi bir maşallah diyişi var bana. Bak <laughs> kadın şeyi anladım yani kadınlar sokakta magandalar bize laf atınca çok kötü hissediyoruz dediklerindeki <laughs> duyguyu anladım abi. Bana laf atmak için yapmadı o ama bir maşallah değişi var Türkiye deyince. <laughs> Emre'yle bir kaçtık abi böyle çağırdı zaman. Hemen uzadık hemen uzadık gittik vallahi ee... sonra otel'e döndük zaten bütün gün otelde gecenin körüne kadar şey toplantılar bizim evet. oteldeydi. Orada full zaten haber şeyine düştük. Kapşonu çekti Emre de. <laughs> o kapattı değil mi kendini? E, <laughs> Kapşonu çekti. Yayından yayına herkes. İşimize işimize gücümüze Buradan devam etti. olsun ya. Bayağı bir hararetli gün oldu gerçekten. E bir de ben yani bir önceki gün şimdi sabah erken uçak diye uyumadım. Uyusam kalkamayacağım bir de. Bir de benim uyku düzenim şaştı bu arada vesaire. O gün Allah'tan kahvaltıya kalktım Çünkü ertesi gün de olaylar olunca uçağı erken aldılar. O gece de yatamadık. Toplantının gecesinde. üç günde bir gün uyku gibi bir durum oldu. Oo. Ee, biraz evet yorucu bir seyahat Olacak oldu. Şok. Vallahi. Meşaleler yandı ve beklenen halay başladı. Enişte bildiğimiz gibi yine çok büyük oynuyor. Kayınço elini cebine attı ve kartı çıkardı. Kuzenlere bakın adeta şov yapıyorlar. Şov. Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Maçın eğlencesi bilyonere girdiğin an başlar.